Merhaba arkadaşlar. Bugün size tavuklu keşkek tarifi vereceğim. Şöyle hemen tarife geçeyim. Bir tane tavuk but yıkadım, temizledim ve tencereme aldım. Üzerine su ekliyorum. Evet. Şimdi tuzunu da ekleyeceğim. Hemen tuzumuzu da atalım. Ve çok az da karabiber. Bu da hem kokusunu kırıyor hem de daha lezzetli hale getiriyor. Kaynayıp yumuşayınca hemen yapımına geçeceğim. Arkadaşlar tavuk pişti. Şimdi deri kısmını kullanmıyorum. Bakın didikliyorum. Didiklediklerimi şimdi kaba alacağım. Ondan sonra diğer aşamalarını göstereceğim. Bu dövme çorbası da aslında dövme yemeği de deniyor, pardon. Dövme keşkeği de deniyor. Hatay'da işte ne bileyim Mersin'de falan çok yapılan bir yemek. Fakat ben evde o dövme aparatım olmadığı için biraz farklı bir yöntem deneyeceğim. Şimdi ben bunların hepsini didikleyip geliyorum arkadaşlar. Şöyle didikledim tavuklarımı. Bu arada ben bir tane soğanı doğradım arkadaşlar. Onun üzerine şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar yağ gezdiriyorum. Ve bunu hemen ocağa alıyorum. Hemen soğanın altını yaktım. Karamelize olana kadar pişireceğim. Arkadaşlar şöyle göstereyim size, bakın. Ben buğdayı öncesinde bu şekilde geceden bekletiyorum, haşlıyorum. Sonra da kullanmak üzere böyle kaldırıyorum. Burada 2 büyük su bardağı kadar aşurelik buğday var. Şöyle tekrar göstermek istiyorum size. Yani siz de benim gibi her an yapabilmek adına bu şekilde yapabilirsiniz. Bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp güzelce böyle 1-1,5 saat kadar pişirin. Sonra hazır olur. Dolaba kaldırabilirsiniz ya da buzluğa kaldırabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Soğanlarım karamelize oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle yarım tatlı kaşığı domates, yarım tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Bir de onunla şöyle karıştırıyorum. Şöyle bir yer değişikliği yapacağım, daha rahat gösterebilmek adına. Hemen buraya aldım keşkeklerimi. Keşkeğin içerisine un da koydum. Şimdi karıştırıyorum. Asıl buradan sonrası önemli. Şöyle bakın, tavukları yaptık bu şekilde. Şimdi tuz atacağım. Çok az karabiber atacağım. Tuzunu da atıyorum. Bundan sonrası çok önemli. Önce biraz ben kendim karıştıracağım. Aslında bunun usulü bir tane sert bir tokmakla dövülerek yapılan bir yemek. Maalesef İstanbul şartlarında bunu gerçekleştirmek zor. O yüzden ben bunu başka bir şekilde yapacağım. Şimdi size onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın yöntemim şu. Evet, son bir tur daha yapayım. Bakın. Değişik bir tarif ama çok lezzetli.
Herkes evde yapabilir. Evet, şimdi kapatıyorum. Şöyle bunu bir kaldırayım. Evet. Ya burada amaç tavukların tamamen böyle erimesi, daha doğrusu böyle lif lif olması içerisinde. Şöyle yakından da gösterebilirim size. Bakın. Evet. O kadar güzel eridi ki içerisinde. Arkadaşlar son bir kez daha göstereyim. Bakın. Tavuklar içinde kayboldu. Yaptığım işlemlerle. Şimdi hemen şöyle kıvamını bir daha göstereyim size. Ve hemen sosumuza geçelim. Tereyağı koydum. Bir yemek kaşığı kadar. Şimdi tereyağı olurken ben bunu hemen sumur tepsime alayım. Şöyle. Tamam. Daha rahat olsun. Şöyle yapacağım. Evet. Bakın. Gerçekten muhteşem bir tadı var. İsterseniz bunu etle de yapabilirsiniz. Kırmızı etle. Hemen. Siz yakından bakarken hemen ben de şöyle yapayım. Evet arkadaşlar, böyle bunu bu hale getiriyorum. Şimdi sıra sosunda. İçerisine kırmızı biber atıyorum. Tatlı. Evet. Şöyle iyice rengini de koyulaştırıyorum. Ve şöyle üzerinde, hatta şuradan göstereyim. Bakın. Bu şekilde. Böyle bir lezzet yok. Şöyle yakından bakabilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun.